Dövizin artması, her ürüne zam gelmesi ve buna bağlı olarak alım gücünün düşmesi sonucu ülkemizde birçok kesim zor günlerden geçerken, özellikle engelli ve sakatlanan bireyler ağır şekilde yaralanıyor. Medikal ürünlerin yurt dışından dövizle getirilmesi, engelli bireylerin bu gereksinimlerine ulaşmasını neredeyse imkansızlaştırdı. Tekerlekli sandalye ve koltuk değneklerine %120 zam geldi. Alanya'da medikal ürün satan firmalar, ülkemize gelen medikal ürünlerin döviz üzerinden gelmesinin yarattığı sıkıntıları ve yaşanan fiyat artışlarını DİM TV'ye anlattı. Yani bu ürün 15 gün önce 50 liraya satabiliyorduk. Şimdi bize gelişi 57,5 lira oldu. Sürekli verdiğimiz Lumbasacral Corse 100 liraya satıyorduk. Şimdi 15 gün önce 100 liraydı. Şimdi 150 liraya satıyoruz. Tansiyon aletleri yine aynı şekilde. En çok demir grubuna zam geldi. Bu bir ay önce 1350 liraya satıyorduk. Şimdi 1850 lira. Dizlik yine aynı. 60 liraydı. 80 lira oldu. Koltuk değneği yine aynı şekilde. İki katına çıktı. Normalde 150 liraya satıyorduk. Şimdi ikisi 240 liraya satıyoruz. Yani bu şekilde bütün her şeyin fiyatları arttı. %80'in altında zam gelmedi. Yani %100 zam gelen ürünler var. Bunun fiyatı bir ay önce 450 liraydı. Şu anda 740 lira. Firmalar sürekli bize söylüyor. Günlük bizden fiyat alın, o şekilde fiyat verin müşteriye diye. Bu ürün yeni geldi. Bu eski ürün. Bu 250 liradan biz hala satıyoruz. Bunu 450 liradan satıyoruz. Aynı ikisinde. Her özelliği aynı. Ya bizim medikal sektöründe ürünler genelde zaten ithal ürünler. Demir grupları, metal grupları hepsi yurt dışından geliyor. Ham madde hep yurt dışından geldiği için. Yani fiyatlar çok bayağı arttı. Yüzde kaçlık bir artış var ortalama? Yani %60 ile %120 diyeyim. Bazı ürünlerde çünkü daha fazla oldu. Ocaktan sonra tekrar zam bekleniyor. Aslında şu an yani elimizdeki ürünlerin bitmesini bekliyoruz açıkçası. Ocaktan sonra yine zam gelecek. Çünkü bize söylenen dolar 15'i geçerse bizden tekrar fiyat alın. Ondan sonra satın demişlerdi firmacılar. Yani gelen müşteriler sürekli şikayet ediyor. Açıkçası artık vallahi biz de fiyat verirken utanıyoruz.